8. mektup. Bismihi ve min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Er rahim isimleri Bismillahirrahmanirrahim'e girdiklerinin ve her mübarek şeyin başında zikredilmelerinin çok hikmetleri var. Onların beyanını başka vakte talikan, şimdilik kendime ait bir hissimi söyleyeceğim. Kardeşim ben El-Rahim er isimlerini öyle bir nur u azam görüyorum ki, bütün kainatı ihata eder ve her ruhun bütün hacat ebediyesini tatmin edecek ve hadsiz düşmanlarından emin edecek nurlu ve kuvvetli görünüyorlar. Bu iki nur-ı azam olan isimlere yetişmek için en mühim bulduğum vesile fakr ile şükür, acz ile şefkattir. Yani ubudiyet ve iftikardır. Şu mesele münasebetiyle hatıra gelen ve muhakkikine hatta bir üstadım olan İmam Rabbani'ye muhalif olarak diyorum ki, Hz. Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'a karşı şedid ve parlak hissiyatı muhabbet ve aşk değildir. Belki şefkattir. Çünkü şefkat, aşk ve muhabbetten çok keskin ve parlak ve ulvi ve nezihtir ve makam-ı nübüvvete layıktır. Fakat muhabbet ve aşk, mecazi mahbublara ve mahluklara karşı derece şiddette olsa, o makam mualla yünübü ve telayık düşmüyor. Demek kuran Hakim'in parlak bir icaz ile parlak bir surette gösterdiği ve ismi Rahim'in usulüne vesile olan hissiyat Yakubiye yüksek bir dereceyi şefkattir. İsmi Vedud'a vesileyi usul olan aşk ise Züleyha'nın Yusuf Aleyhisselam'a karşı olan muhabbet meselesindedir. Demek Kur'an-ı Mucizül Beyan, Hz. Yakub Aleyhisselam'ın hissiyatını ne derece Züleyha'nın hissiyatından yüksek göstermişse, şefkat dahi o derece aşktan daha yüksek görünüyor. Üstadım İmam Rabbani, aşk mecazi makam nübüvete pek münasip görmediği için, demiş ki, mehasin Yusufiye, mehasin Uhreviye evinden olduğundan, ona muhabbet ise mecazi muhabbetlerin evinden değildir ki kusur olsun. Ben de derim, ey Üstad, o tekellüflü bir tevildir. Hakikat şu olmak gerektir ki, o muhabbet değil, belki yüz defa muhabbetten daha parlak, daha geniş, daha yüksek bir mertebeyi şefkattir. Evet, şefkat bütün envaiyle latif ve nezihtir. Aşk ve muhabbet ise çok envana tenezzül edilmiyor. Hem şefkat pek geniştir. Bir zat şefkat ettiği evladı münasebetiyle bütün yavrulara hatta zihruhlara şefkatini ihata eder ve Rahim isminin ihatasına bir nevi aynadarlık gösterir. Halbuki aşk, mahbubuna hasr nazar edip, her şeyi mahbubuna feda eder. Yahut mahbubunu ila ve sena etmek için, başkalarını tenzil ve manen zemmeder ve hürmetlerini kırar. Mesela biri demiş, Güneş, mahbubumun hüsnünü görüp utanıyor, görmemek için bulut perdesini başına çekiyor. Hey aşık efendi, ne hakkın var sekiz ismi azamın bir sayfeyi nuranisi olan güneşi böyle utandırıyorsun? Hem şefkat halistir, mukabele istemiyor, safi ve ivassızdır. Hatta en adi mertebede olan hayvanatın, yavrularına karşı fedakarane, ivassız şefkatleri buna delildir. Halbuki aşk ücret ister ve mukabele talep eder. Aşkın ağlamaları bir nevi taleptir, bir ücret istemektir. Demek Suveri Kur'aniye'nin en parlağı olan Sure-i Yusuf'un, en parlak nuru olan Hz. Yakub'un aleyhisselam şefkati, ismi Rahman ve Rahim'i gösterir. Ve şefkat yolu, rahmet yolu olduğunu bildirir. Ve o elemi şefkate deva olarak da فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ rahimin dedirir. El-Baki, Hüvel-Baki, Said Nursi.